Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Bitirdi. Var mı? Çalışıyor mu? Çalışıyor. Sen, ben şey yaparken sen tak. Tamam mı? Yavaş. Gençler şimdi saat kaç? Ben o saati göremiyorum. Saat 9 abi. He? 9. 9. 40. Kaç dakika yapalım? 45 dakika. Başka bir fikri olan var mı? Küçük, aşağıda olur. Yarım saat olur abi. Yarım saat, tamam. 52. Tamam, yarım saat dedi. 9.30'da keselim. Evet, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriatın hakaiki. Şimdi bir şeyi anlamak için ben burayı çok seviyorum ve çok nazara vermek istiyorum. Ders yapana da dikkatini çekmek istiyorum. Bir şeyi anlatırken mutlaka o ortamı bir tasvir edin. Mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu hakikati getirdiği zaman böyle bir ortam yoktu biliyor musun? Yani böyle halıda, böyle bir yurtta, böyle ışıklar altında, kütüphaneler var elhamdülillah. Öyle değil yani. Nasıl bir zulüm olduğunu bir ilk önce hayal etmek lazım. Yani insan hakları şöyle dursun, ilim denilen bir şey yok. Zulüm var yani. Yani şunu söyleyeyim, gerisini siz tamamlayın hayali. Velid bin Muhire zındıkla Ömer Hişam, hatta bu Ömer değil, Ebu Cehil yani. Velid bin Muhire ve Ebu Cehil iddialaşmışlar. Sen mi oku daha yatarsın ben? Ha? Bu Murat, köleyi tutmuşlar, bağlamışlar. Sağ göz senin, sol göz benim. Kim bakalım şu metreden, şu mesafeden gözünü isabet edecek, oku. Eğer kaybeden kölenin parasını da verecek, şu kadar da deve verecek. Yarış bunun üzerindeydi. Şimdi Yaşar'ım, düşünebiliyor musun şu zulümü? İlerisi olur mu? Yani ahlaksızlığı anlatmak safi zihinleri berbat edeceğinden anlatmıyor. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a öyle paldır küldür tamamen tombala çeker gibi böyle insanlar tabi olmamış. Yani bir şeyin tazikiyle, itmesiyle adamlar tercih etmiş. Yani nasıl bir zulüm ya? Müslümanları da böyle ellerini bağlarlardı Bilal Habeşi gibi üzerine sıcak taş, değil mi? Taşı koyarlarmış ya kumdan. Yani bir şey çıktı ama insanlar niye canı pahasına hem Murat teslim olsun ki? Kavmini, kabilesini, ailesini terk etmiş ya, hicret etmiş ya. Niye ama? Niye yapsın? Aha Müslüman ya. Patates diyor, ölçü patates yapıyor. Yani. Memleket meselesinde patates ölçü yapan insanlar var. Bunlar da camiye gidiyor ha. Anlıyor musun? Bak bunlar da Müslüman, bunlar da cennet bekliyor. Ötekisi ise kavmi kabilesini karşısına alıyor, ailesini terk ediyor, Mekke'de Medine'ye gidiyor. Niye ama? Bir hizmet için mi? Değil yani. Sırf hizmet için değil. Ne kadar zulüm ayuka çıkmış. Ne kadar insanı dibe vurmuş ki o çıkan bir çareye sarılmışlar. Anladın mı? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir hakikati getirmiş. Ya bir okuyoruz işte. Hocamız var okulda. Yurdunuzda abileriniz var. Eğitmenler var. Etüt dersleriniz var. Bilemediğinizi sorarsınız değil mi? Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tecrübesi yok ki. Peygamberlik okulu yok ki. Peygamberlik sanatı yok ki. Çıraklık, kalfalık, ustalık diye. Sanat yok yani gençler. Peygamberlik sanat değil. Mektebi de yok ya. İlkokul, ortaokul, aa tamam. Yani şimdi ilahiyat var ya böyle, imam hatipler vesaire kurslar. Mesela biz bir sürü kaç sene medresede yetiştik, kaldık yani. Şimdi öyle değil ki, defaten geliyor, bir anda geliyor. Ve söylenmesi gereken en son sözü söylüyor. Yapılması ve olması gereken en doğru hareketi hemen ilk başta nasıl der yani, böyle bir şey olur mu? Bir marangoz ilk yaptığı zaman basit olur, ikincisi biraz daha harika olur, sonra daha harika, sonra daha harika.
Peygamber aleyhissalatü vesselam bir anda çıkıyor, en iyi şekilde yapıyor. 23 sene sonra söyleyeceğini 23 sene önce söylüyor. Öyle bir şey olur mu ya? Demek ki Allah destekliyor. Yani o zaman Peygamberimiz hakkında bir şey duyduğumuz zaman onun zamanını bilmek lazım. Risale-i Nur da öyledir biliyor musun? Risale-i Nur'un emniyeti niye emniyettedir biliyor musunuz? Birçok hikmetlerinin bir tanesi. En mühim belki de. Çıktığı zamana göre değerlendiriyor. Nereye karşı, kime karşı, niçin çıkmış? Neyi tamir etmiş? Neyi durdurmuş? Bir gençlik reperiyle komünizmin Türkiye'ye girmesine mani olduğunu söylüyor ustad. Nasıl oluyor? Çünkü haşrın ispatı var. Gençlik reperinde haşrın öldükten sonra dirilmenin Allah'ın ispatı var. Allah'ın ispatı var. Komünizm de temeli iki tane şey üzerine gidiyor. Allah'a ve ahireti inkar ediyor. Bitiyor. O zaman ispat ettim bitiyor. Sayfa çok olmasına gerek yok ki. İşte Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriatın, yani şartların, tuvalete, şeriat nedir biliyor musun? Yatakta nasıl yatacaksın? Yani size lazım olanı söyleyeyim. Akşam yattığınız zaman böyle pantolonunuzu, şalvarınızı, çamaşırınızı pat diye atmayın diyor. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, sıkıntı olabilir size diyor. Katlayın diyor, besmele ile koyun. Asacaksanız besmele ile asın diyor. Tuvalette konuşmayın diyor. Tükürmeyin diyor. Tamam. Orada bir şeyler yazmayın, çizmeyin diyor. Fazla durmayın banyoda da diyor. Çağırdıkları zaman böyle buradayım diye şey yapın diyor yani. Ya nereden bilecek yani bunları? Çünkü diğer taraflar şu anda size lazım değil. Niçin? Öyle yapsak ne olur? Eyvallah. Yani sıkıntı olur. Hemen şeyi söyleyeyim. Banyoda işemeyin diyor, tamam mı? Yoksa vesvese hastası olursunuz diyor. Allah Allah, ne alakası var yani öyle? Çünkü onları bilmezsiniz siz, yaşınız müsait değil. Yani banyoda böyledir işte, olmaması lazım. İşemeyin, tuvaletinizi işeyin. Ondan sonra işinizi çabuk bitirin, çıkın diyen şeyi demek istiyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam eğitim görmemiş, adap görmemiş, mektep görmemiş, irfan bilmez, kalem bilmez, okuma bilmez. En son en mükemmel insan nasıl oluyor? Demek ki Allah söylettiriyor. Şeriat deyince yatakta nasıl yatacaksın? Hani bazıları o şeriat gelecek. Şeriat ne demek? Tuvalete nasıl girilir? Arkadaşlarla nasıl konuşulur? Anne babaya nasıl saygı gösterilir? Niye gösterilir? Evinizde yaşlı ihtiyarlarınız varsa hürmet edin. Etmeseniz sizde de böyle olacağını. İşte bunlar ya. Hayatını zaman sokma. Böyle yap. Böyle yapma. Böyle de. Böyle deme. Kaç yaşındasın abim sen? 12. Hani nereden bilecekti ki? Mesela yaşlılarınıza hürmet edin. Eğer telefonlarla anne babanızla görüşüyorsanız babanla annenle konuşmadan önce baba dedemi bir verir misin böyle? Bir hayırlı duasını al. Ne yapar? Çünkü Allah Resulü diyor ki akrabasına silah-ı yakınlarıyla ilişkisini kuvvetlendirenin diyor ömrü bereketli olur ve uzun olur. Şimdi ne diyor biliyor musun tıp? Akraba bağları kuvvetli olanların kalp krizi risk azmış. Bak kalp krizi risk noktasında risk azmış. Demek ki getirdiği şeriatın hakaiki yani ölçüleri fıtratın kanunlarındaki muvazini muhafaza etmiştir. Yani getirdiği bir şeyi fıtrat etmemiştir. Bunu ne ya bunu nasıl yapacağız falan dememiş. Ne demiş adam öldürmeyin demiş. Ya ben alışmıştım yani şimdi öldürme nasıl öldürmeyin. Böyle olur mu? Yani getirdiği ölçüler fıtrat yaratılış reddetmemiş. Mesela diyor ki... Kadınlar köle gibi satılıyor malum işte. Böyle oku atan adam ne yaparım? Kadınlara hak vermiş. Ayağın altına cenneti koymuş. Dinimiz değer vermeseydi sen annene değer verir miydin? Annelerin ayağı altında. Ben de beklerdim ki cennet babaların ayağın altında olsun. Demek analarınız değil mi? Bak. Demek ki getirdiği şey ahiret var diyor. Ya ben olur mu ya ben yılan çıyan akreplere yem olmak istiyordum.
Yok olmak istiyordum, unutulmak istiyordum. Nereden çıktı sonsuz bir hayat? Nereden çıktı bir anda her yerde olmak? Her istediğin yerine getirecek bir cennet. Ya ben yok olmak benim için daha iyi diyebilir misin? Fıtratı reddetti mi bunu? Yani yaratılış, insanın yaratılışı reddetmiyor ki. Tam tersine, iyi ki söyledi ya. Böyle bir şey vardı ama ifade edemiyordum. Ölmek istemiyordum. Din gelsin de gelmesin de. Ölmek istemez insan. Din gelsin de gelmesin de. Olmasa bile insan bela, dert istemez. Böyle bir hayat ister. İster mi istemez mi? İster. Din diyor ki var diyor. Yalnız geliyor din bir şey eklemiyor. Yaratılışına yer gösteriyor. Bak beka istiyorsun bak orada. Sonsuzluk istiyorsun bak orada. Ta? Ne istiyorsan sana onu tanımlıyor. Hedefini gösteriyor. Yerini gösteriyor. Yerini. Var böyle bir şey diyor. Bak böyle bir şey ben kuru kuru etmiyorum diyor din. Bak böyle cennet var ama diyor. Nasıl bir cennet? Bir anda her yerde olacaksın. Her istediğin olacak. Dert olmayacak. Alışma olmayacak. Anne babanızla sonsuz beraber olacaksınız. İstemez miyiz? İsteriz. Böyle bir şeyi koyunca ortaya yaratılışa getirdi. Bakın dedi yaratılışınıza bakın. Ruhunuza bakın. Böyle bir şey istiyor mu reddediyor mu? Yok canım ben anne babamla olmayayım. Bir anda her yerde ne olayım. Ben sonsuz ölümsüzlük olmasın. Ölüm olsun. Yılan çıyan akreplere toprakta yem olayım. Öyle der mi insan? Demek ki fıtratın insanın yaratılışı ve doğa kanunları men etmemiş. Mesela oruç. Yaratılış men etmiş. Peki fıtrat kanunları cemiyet hayatında orucun katkısını düşünün. Bak şimdi kimse paket yapmıyor Çatalca'da değil. Ama Ramazan gelince herkes paket yapıyor, yardım ediyor. Kurbanlar kesiyorlar, kurbanlar veriyor. Kurban mesela. Bir sürü evler var değil mi? Et girmiyor. Girmiyor kardeşim. Ben ne kadar dolaşıyorum biliyor musun? O kadar acayip ki. Doğuya da gidiyorum. Yok fakir. Öyle de izzetli var ki. İstemiyor da. Şimdi Ramazan'da paket, kumaya paketleri olacak falan şudur budur. Ne kadar hoş. Bayram getirmiş bayram. Ne kadar güzel ya sizin için elbise tişört alıyorlar, bağışlık veriyorlar. Ondan sonra akrabalar bir araya giriyorlar. Oo sarılıyorlar, baklava börekleri yiyorlar falan. Kötü bir şey mi? Ya keşke nereden çıktı şu bayram ne olmasaydı. Ben açlığın olmayacaktı. İçtimaiyatın rabıtalarına lazım gelen münasebetleri ilan etmemiştir. Yani cemiyet hayatına, şu sosyal hayata getirdiği katkıya bakın. Şimdi oruç zararlı mıdır topluma? Zekat vermek, fakire, zenginin vermesi kötü bir şey midir? Başkasına eza etmeyin diyor, haramdır. Yoldaki taşı kaldırın diyor. Ticarette bizi aldatan bizden değildir diyor. Sözünüzde durun diyor. Sözünüzde eskide durulduğu için bankalar yoktu. Şimdi sözünde durmadıkları için banka kağıdı istiyorlar. Teyit istiyor. Yani banka seni onaylıyor. Sözünü onaylıyor mu? Müslümanın sözü eskide banka gibiydi ya. Bakın hangi kanunu cemiyet itiyor ki? Mesela zekat iyi değil mi? Kötü müdür? Fakire para vermek kötü bir şey mi? Ya zaman uzadıkça aralarında ittisal peyda olmuştur. Yani İslamiyetle insan fıtratı ve İslamiyetle toplum fıtratı zaman uzadıkça birbirine kenetlenmiş, kabul etmiş. İlk önce şaşırmış. Mesela Allah inancı. Ya bu nereden çıktı ya inanç dememiş. Niye? Zaten puta tapıyordu adam. Çaputlara tapıyordu ya. Heykellere tapıyordu. Allah mefkuresini getirmiş. Böyle ya tapınma neymiş ya ilk defa duyuyorum falan demiyorum. Zaten vardı. Peygamberimiz demiş ki, dinimiz demiş ki bu putları bırak. Çünkü putları sen yapıyorsun odunla. Seyahat ederken şeyler unla sen yapıyordun Hazreti Ömer diye. Putu yapardık diyor. Yolda acıktığımız zaman yerdik diyor. Acayip bir şey ya. Şimdi de parayı harcıyoruz ya. Parayı harcıyoruz ya. Parada da resimler var ya. Yani yaparlardı, sonra yerlerdi. Şimdi yaparlar, tekrar harcıyoruz biz yani. İçtimaiyatın rabıtalarına lazım gelen münasebetleri ihlal etmemiş. Zaman uzadıkça aralarında ittisal peyda olmuştu. Bir daha bu şu cümleyi söyleyeyim.
Yani o peygamberimiz zamanında İslamiyet'e ihtiyaç vardı, doğru. Zulüm var ama şimdi gerek yok ki. Diyebilmen için hükümlerini toplumdan kaldırsak. Mesela içki haramdır. İçki herkese serbest olsa ne olur? Bir kere dinsiz, komünist bir Rusya bile, dinsiz Avrupa bile içki kilisede İsa'nın size şeyidir, hediyesidir diye şarap ikram ediyorlar kilisede. Kilise aynı pazar günü çıktığı zaman polis çeviriyor. Ne içtin diyor. Kilise ile trafik polisi çatışıyor. Başıma geldi de onun için. Anlatmıştım. Çayda anlatırım size. Şimdi bak şimdi. Kilisedeki durumla sosyal hayat çatışıyor. Kilisede aşağılamıyorum bir ilahi. Ama içinde o duman var, tüsü. Ekmek var. Ben çünkü her pazar katılıyordum ibret alemi için. Şarap var o dişede. Şimdi hani garsonlar çay dağıtır ya. Çaycı, çay ocakları onun gibi. Şarap var, bir de ekmek var. İsa'nın sunumuymuş. Herkes bu ekmeğini batırır o şarap şeyini. Şarabı içtin. O sunumuymuş. İsa Aleyhisselam'ın sunumuymuş tövbe. Tamam çıktık dışarıya, polis diyor ki gel buraya, niye içki içtin diye. Niye içki diye. Öfür bakalım bakalım. Niye içki içtin? Ya ben içeride Tanrı İsa iç dedi. Sen de ona inanıyorsun. Evet ama bizim Tanrı olan kanunlar da içme diyor. Bak şimdi çatışma görüyor musun? Bizde öyle bir şey değil ki. İçki içme diyor. Trafik polisi de diyor ki çok doğru söylüyor diyor. İslamiyet diyor ki çalma, çırpma, sözünde dur. Emniyet diyor ki doğru söylüyor diyor. Küfür etme diyor İslam. Topluma ahlakı diyor ki yapma diyor. İslam diyor ki böyle macunlu gibi, hamur gibi tatlı bir şey pişirirsen, hele balık hiç şansın yok. Komşun kokuyu aldı mı? Ona da ver diyor. Toplum ne diyor? Çok iyi diyor. Tamam. Hele irmikli böyle bir tatlı kavurursan yaşar işte. Şimdi komşular da şey olursa, hele ben de orada oralardaysam, biz de vermesen ne olur yani? Acayip bir şey. Başıma geçmişti Eygidi Zeytinburnu'nda. Hiç unutmuyorum. Allah bizi affetsin. 6 katlı dershanemizde. Ama ne yapacağız ya böyle? Ben de o zaman gençtim. Murat bilir. Hatırlar mı bilmiyorum. Balık bazen kasa kasa gelirdi böyle. 7 kulenin oradan. Kum kapıdan balık pişirirdik. Meğer komşumuz kadın hamileymiş. Koku da gitsin diye kapıyı açmışız. Balığı yemişiz. Son katta da hava alıyoruz. Yanıyoruz ya göğsün. Es yiğidin göğsüne demiş ya böyle. Bir baktı ki kadın. O zaman görmüştüm. Hiç unutma. Kaç sene geçmiş. İçim yanıyor. Çatıya çıkmış bize sırtı dönük. Orada şey koymuş. Tuğla. Tavayla balık pişiriyor. Bulmuş bir yerde. Ya. Allah bizi affetsin. Allah bilir kaç kişiye böyle tahrip etmişiz. İşte bak içimiz yanıyor. Niye? İslam ahlakı vicdanımızda olunca aman bana ne? Diyebildik mi? Bak kaç sene beni yakıyor beni. Sizi de yaktı. Niye? Vicdan var, iman var. İman böyle bir şey işte. İman nedir? Heh, şu anda yanmandır. İman budur. İmansız ne demek ya? Gitsin alsın canım. Biz İslam'da öyle değil. Niye vermedim? Gitsin alsın. Bana ne? Bizde niye ben vermedim? Nasıl ben bu hatayı yaptım? Ha, iman size sorulduğu zaman siz bana sorsanız 12-11 yaşında gençler, 13 yaşındasınız. İman neymiş şu anda çektiniz ya bir vicdan azabı. Ha odur. Demek ki zaman geçtikçe ya eskide içki haramdı, ihtiyaç vardı. Adamlar kafalarını kesiyorlar böyle. Şeyle, kemiklerle kafalarına vuruyordu. Şimdi gerek yok canım. Şimdi daha beter ihtiyaç. Arabalar ne olur ya? Şoförler ne olur ya içi? Öyle böyle yığılıyor. O adam ne olur? Nasıl ki dolaşacaksın? Sonra son cümlemiz. Bundan anlaşılır ki İslamiyet ne bir beşer için fıtri bir dindir. Yani buradan anlaşılıyor ki İslamiyet insanın fıtratı itmemiş. Fıtri bir dindir. İnsanın ruhuna uygundur. Dil ve içtimaiyatı tezelzülden, vikaye eden yegane bir amildir. Yani toplumdaki insanları birbirine barıştıran,
toplumu yücelten, fertlerin toplumu yüceltme noktasında bir sürü gayretler ve hedefler gösteren, hatta bak bir tanesini bir şey söyleyeyim. Şimdi adam oruç tutuyor. Kasten açtı. Kime hata yaptın? Allah'a. Allah'a yaptı ya, orucu kasten açtı. Cezasının ilk nedir cezası? Orucu kasten açtı Ramazan'da. 61 mi abi? 61 diyor. Başka ilk ceza. Vicdan. Yok. Ceza diyorum yani. İnsandaki ceza demiyorum. Şunu yapacaksın. Dinle diyor. Fakir doymak. He? Fakir doymak. Ne kadar? Kaç kişi? 60 galiba. 60 kişi. Peki. Başka? Tamam başka? He? Yani orucu Ramazan'da açmanın, bak Allah'a yaptığın hatayı Allah şunu yap diyor. Bakayım Allah'la alakası var mı? Cezayı ödüyorsun kişiye. Nedir ceza? İlk ceza nedir? Köle azat etmek. Birincisi köle azat etmek. Bakın ikincisi 60 fakiri sabah akşam doyurmaktır. Buna da gücün yoksa oruç tutmaktır. Bakın burada ne anlatmaya çalışıyorum? Cezanın şeklini görüyor musunuz? Toplumda köleliği kaldırıyor. Cezanın şeklini görüyor musunuz? Toplumda aç bırakmıyor. Görüyor musun? Bak şuraya bak. Şimdi bir tane fakir komşunuz, içiniz gidiyor ama yardım edemiyorsun. Bir zengin bir tanesi gelse, bak sen 6 tane çocuğu var doğudan gelmiş. Adam hakikaten zulümden, terörden gelmiş. Gücün yetmiyor, Suriye'den gelmiş. Gücün yetmiyor ama istiyorsun. Bir tane zengin gelse veya yardım eden etse, sen o yardım edene minnettar olmaz mısın? Yani sanki sen etmişsin gibi zevk almaz mısın? Bu imandır biliyor musunuz? Bu imandır. Of be diyorsun. Şimdi yatıyorsunuz gece yarısı, yavru çıldırıyor ya, kedi yavrusu çıldırıyor. Nasıl bağırıyor? Kalkmaz mısın? Aman bana ne ya? Geber sen geber. Kalkarsın o yağmurtada. Bu imandır işte. Bunu size veren imandır. Bunu veren, bu imanı da size veren İslamiyet'tir. İslamiyet bu kadar kıymetlidir. Bilin elinizden ki kaçmasın. Son günlerde hep onu söylerim. Ya Rabbi verdiğin nimetleri elimizden alma, Allah'lığın hatırına ya Rabbi. Alimler ilminin çoğaltmayla uğraşmamışlar. Aldıkları ilmin elinden alınmaması adına çok gayret etmişler ve ağlamışlar. Allah'a yalvarmışlar. Onun için Cenab-ı Hak verdiği bize iman nimetini, İslam nimetini ve bu dava nimetini elimizden almasın. Beşeri yani insani olarak yaptığımız kusurları vesile etmesin. Edip de elimizden bu davayı almasın. Buyurdu kursumuz elimizden almasın. Sonra bu toplum içinde fabrikasyon bir bozulma var. Evet belki de istediğiniz gibi bir hayat yok. Gençler hiçbir yerde istediğimiz hayat yok. Ben mesela ömrüm bak 56 yaşındayım. Çoğunuzun babasından da yaşlıyım. Ömrüm medresede geçiyor. İstediğim bir hayatım yaşıyorum. Hayır. İstediğim bir hayat cennette bile yoktur. Onu isteyene ver bana seni gerek seni demiş. İsteyene ver onu bana seni gerek seni demiş. Yani bu dünyada istediğimiz o kemal olmaz. Ama en azından zarardan kurtuldunuz mu o yetiyor. Bugün bir tanesi dedi ki abi diyor kilom var ne yapacağım? Ne yapıyorsun dedim. Abi diyor diyete girdim diyor vesaire az yiyorum. 3 haftada 1 kilo verdim. Tamam lan almadın ya yetiyor işte. Alma yeter. Bak anlıyor musun? Asgarisi ne? Burada ne oluyor? Bozulma yetiyor. O zaman tamirdesin. Bilin ki elinizden Allah almasın. Dua edin. Vahir davahum elhamdülillahi rabbil alemin. Yarım saatim oldu değil mi? 25 dakika da erken bitirdin ama. 25 dakika mı? Bak. 25 dakika. Bak tamam mı sözümde durdun mu? Tamam. El Fatiha.